Evet sevgili seyirciler, şimdi konuğumuz Doktor Erbil Yağmur. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı. Kendisi tüp bebekle ilgileniyor bildiğim kadarıyla. Erbil Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Son yıllarda tüp bebek konusunda yani bu kadar normalleşmesi çok güzel bir şey herhalde. Eskiden biraz daha az konuşulan, daha varsa da çok dile gelmeyen bir durumken bugün bayağı hayatımızın bir parçası. Evet. Çok doğal kabul ediliyor. Ve hatta bazen daha iyi deniyor bazı durumlarda. Bunda bir takım faktörlerin etkisi var. Şu bir gerçek ki insanlar bebek sahibi olmak için yıllar geçtikçe daha çok bize ihtiyaç duyuyorlar. Öte yandan eskiden beklenen bazı durumlarda, birkaç sene bekleyip olmayıp tüp bebeğe başvurulan durumlarda biraz daha erken başvurulabiliyor. Ve tüp bebekle doğan bebeklerin sayısı arttıkça, ebeveynler çoğaldıkça da hayatımızın doğal bir parçası haline geldi. Peki tüp bebek tedavisi nedir? Önce tedaviden başlasak. Nasıl bir süreçtir? Ne gibi hazırlıklar vardır? Anne babayı neler bekliyor gibi sorularımızla başlayalım. Tüp bebek tedavisi çok kısaca kadından bir takım ilaçlarla yumurtalıkların uyarılması sonucunda yumurtaların toplanması, erkekten sperm alınması, laboratuvarda bu sperm ve yumurtanın birleştirilerek embriyoların oluşturulması ve bu embriyoların anne rahmine transfer edilmesi, nakledilmesi. Nasıl başlıyor bu süreç? Öncelikle çiftin değerlendirilmesiyle başlıyor. Standart bir değerlendirmemiz var bu sürece yeni başlayacak çiftler için. Öncelikle ultrasonla kadının yumurtalıklarını ve rahmini değerlendiriyoruz. Kadının tüplerinin açık ve sağlıklı olduğunu değerlendirmek için bir rahim filmi çekiyoruz, HSG filmi çekiyoruz. Erkeğin de sperm analizini değerlendiriyoruz. Ardından buralarda rastlayacağımız problemlere dair bir takım düzeltmeler yapmamız gerekiyor. Tüp bebek tedavisi hemen paldır küldür başlanacak bir tedavi değil. Hazırlıklar önemli. Yine bir temel kuralımız var. Genel sağlık durumunuz ne kadar iyiyse bu üreme sağlığınıza da olumlu olarak yansıyor. Yani ideal kiloda olmanız, düzenli bir hayat yaşıyor olmanız, stresinizin az Psikolojiniz. olması, psikolojiniz, sigara içiyor olma, kötü alışkanlıklarınız, bunları tüp bebek sonuçlarında ve hatta gebelik sürecinde olumsuz etkileyebiliyor. Peki çiftler ne zaman başvursun tüp bebek tedavisi için? Bununla ilgili bir klasik bilgimiz var. Eğer 35 yaşın altındaysanız, bir yıl korunmasız ilişkiye girdiğiniz halde gebelik oluşmuyorsa başvurmalısınız. Bu süre 35 yaşın üzerinde 6 ay, 40 yaşın üzerindeyseniz 3 ayla gitgide kısalması gereken bir süre. Yaş ilerledikçe biliyorsunuz doğurganlık azalıyor. Evet. Peki doğurganlık seviyesini neler belirliyor? Unsurlar nedir? Doğurganlık seviyesini belirleyen en önemli unsur kadının yaşı. Kadın yaşı ilerledikçe sadece yumurta sayısında azalma olmuyor. Yumurtaların kalitesinde, özellikle de kromozomlarında genetik olarak sağlıklı olma oranlarında azalma söz konusu oluyor. Bizim en temel belirleyicimiz bu. Buna bağlı olarak kadın yaşı ilerledikçe gebelik oranlarında azalma, düşük yapma oranlarında artış, Down sendromu gibi kromozomal problemler yaşanması oranlarında artış saptıyoruz. İkinci sırada önemli faktörlerden kadının yumurtalık rezervi bizim açımızdan önemli. Aynı yaş grubundaki kadınlardan yumurta sayısı daha az olan kadınlar yumurta sayısı daha yüksek olanlara nazaran daha az bir şansa sahipler. Fakat günümüzde bunun üstesinden gelebilmek için embriyo biriktirme, birkaç kez yumurta toplama gibi yöntemlerle bununla baş etmeye çalışabiliyoruz. Üçüncü Buyurun. sırada ise erkek geliyor. Erkeğin gebelik oranları üzerinde tabii ki bir etkisi var. Spermin kalitesinin, sayısının, hareketliliğinin ve şeklinin. Ancak bu etki kadına ait faktörlerdeki kadar belirgin değil. Dolayısıyla asıl olan kadınla ilgili faktörler demek daha doğru sanki. Peki son yıllarda şeyi de çok duyuyoruz. Yani yumurta dondurmak, embriyo dondurmak, hamileliği ertelemek ya da hayatının aşkını henüz bulmayan ve Evet. evlenmemiş olan birinin ama çocuk hayali olan birinin ileriye dönük olarak yaptığı planlar arasında bu var. Hatta evli olup ikinci çocuğu düşünenler bile yumurtalarımı Ertelemek isteyenler. dondurayım,
erteliyorum. Hani daha kaliteli, daha sağlıklı yumurtalarımı en azından muhafaza edeyim gibi bir inanış ve son yıllarda da bir durum var. Bununla ilgili de detaylı olarak sizden, hocam çok pardon hep ben yok, soruyorum evet, ama birçok arkadaşım bu. Var bu konuda bilgi sahibi olmak öyle isteyen tabii ki istiyorum. Bu bizim gündemimizde. Bize başvuran çiftlerin oranının her sene artmasında temel faktörlerden biri kadın yaşının ileri olması evlenildiğinde. Günümüzde eğitim hayatı, kariyer hayatı kadınların daha geç evlenmesiyle kendini gösteriyor. Bu şekilde gelindiği zaman da gebelik başarımızda azalmalar söz konusu. Ve günümüzde tüp bebek yönetmeliğinin Türkiye'de de izin verdiği şekilde eğer yumurtalık rezervimiz azalmışsa ve bunu bir sağlık kurulu raporuyla belgeliyorsanız, bekar olsanız dahi yumurtalıklarınız saklanabiliyor. Birincisi bu. İkincisi, az önce bahsettiğiniz gibi evlisiniz ama yapmanız gereken bir yüksek lisans var, almanız gereken bir terfi var, birkaç sene ertelemeniz gerekiyor. En doğrusu... Birkaç sene sonra da ne olacağını bilmiyorsunuz değil mi? Tabii. Eşinizle birlikte embriyo dondurup onları saklayabiliyorsunuz. Bunu tavsiye ediyorsunuz yani? Bunu şiddetle tavsiye ediyoruz. Özellikle bekar hanımlar için başka sebeplerle jinekoloğa gittiklerinde muhakkak yumurtalık rezervinin değerlendirilmesi gerekiyor. Zor, yorucu, komplike bir şey mi? Yani belki de insanlar bunu kafalarında çok büyütüp üşeniyor olabilirler. Çünkü bakınca tüp bebek tedavisi diyorsun. Hayır, yumurtalarını dondurmayı. Hayır, yani aslında çok çok istiyorlar, çocuk sahibi olmak istiyorlar. Henüz evli değiller ve bu arada da yaşları ilerliyor. Ve artık insanlar çocuk yapmak için evlenmiyorlar hakikaten. Aşklarını arıyor ve o hayallerindeki evliliği istiyorlar. Mantıktan çıktık ve duygusallığın oldu ama hayat gerçekleriyle de böyle yaşın ilerlediği ve geciktiği bir süreçteyiz. Çok komplike ve zor mu yumurtaları dondurmak? Yaklaşık 10-12 günlük bir süre içerisinde 3 ya da 4 kez doktor kontrolü gerekiyor. En son yumurta toplama işlemi basit bir anestezi altında 5-10 dakika süren bir işlem. 1-2 saat sonra kalkıp evinize gidebiliyorsunuz ve... Düşünüldüğü kadar yorucu bir süreç değil. Peki biliyoruz ki son yıllarda tüp bebek başarısı çok arttı. Eskiye göre çok daha yüksek başarılar. Ama yine de tabii ki mutlaka başarısız olduğumuz vakalar var. Bunların nedenleri nedir Erbil Bey? Başarısız olunan vakaların önemli bir kısmında sorun embriyodan kaynaklanıyor. Embriyo kalitesi ya da genetiğiyle ilgili. Daha azınlıkta bir kısım rahimle ilgili. Rahim derken... Rahim organı ve kadının metabolizmasını birlikte değerlendirmek gerekiyor. Rahim her şeyi çok iyi olmakla birlikte sizin tiroid bozukluğunuz olabilir, şeker hastası olabilirsiniz ya da bağışıklık sisteminizle ilgili büyük problemler yaşıyor olabilirsiniz. Bu da embriyo tutunmasını engelliyor ama daha çok üzerinde durduğumuz ve asıl olan embriyo kalitesi ve genetiği. Bu biraz önce saydığınız hastalıkların olup olmadığını tüp bebek tedavisine başlamadan önce herhalde biliyorsunuz. Tabii bizim bir standart taramamız var. Bazı özel durumlarda o taramayı genişletebiliyoruz. Peki babanın hiç spermi yoksa yine de tüp bebek tedavisiyle hamile kalınabiliyor mu? Evet, bu durumuna da azoospermi. Erkeklerin aşağı yukarı %1'inde rastladığımız bir durum. Birkaç sebebi var. Bir tanesi beyninden salgılanan hormonların olmaması ile ilgili. Biri sperm kanallarında tıkanıklık olması ile ilgili. Bunları çözmek kolay. Dışarıdan hormon veriyorsunuz ya da tıkanıklığın gerisinden basitçe iğneyle sperm elde edebiliyorsunuz. Ama daha çok rastladığımız ve esas zorlu kısmı teşkil eden grup üretimin olmaması, testislerde sperm üretiminin olmaması ile ilgili olan grup. Bu grup erkeklerin uygun tedavi ve hazırlıklarla eskiden çok hızlı hemen ameliyatla sperm aranmasına girişiliyordu. Günümüzde ise aylar süren hazırlıklar, hormonal hazırlıklar sonrasında operasyonlar yapılıyor. Yarısından fazlasında sperm bulmak ve onlara baba olma şansı tanımak mümkün. Evet, cerrahi olarak bile alınabiliyor. Ben birkaç böyle vakaya şahit olmuştum. Hiç spermi olmayan hastada ameliyatla bayağı mikroskop altında gerçekten çok detaylı bir tedavi, tüp bebek tedavisi ve teknolojide çok katkıları oldu. Bir de kişiye özel yaklaşım var tüp bebekte. Bunu biraz açabilirsek. Bu aslında olması gereken bir şey. Son yıllarda daha çok gündeme geldi ama en başından beri yapmamız gereken şey aslında. Laboratuvar teknikleri bir yere kadar. Onlar size standart bir hizmet sunuyorlar. Spermle yumurtayı birleştirip iyi kaliteli embriyo elde etmek gibi.
Bunun dışındaki kısım klinik kısmında bitiyor işin. Yani ben kime ameliyat yapmalıyım, kimi zayıflatmalıyım, kime hangi ilaçla tedavi yapmalıyım, hangi protokolü kullanmalıyım, nasıl transfer yapmalıyım gibi kısımlar kesinlikle kişiye özel olmalı. Bunlar esas laboratuvardan aldığınız kaliteli embriyonun değerlendirilmesini ve sonucu belirleyen durumlar. Bir de şey var, mesela duyurulan yeni gelişmeler var, tedavide veya tüp bebek konusunda ulaşılan bilgiler var. Ve bu başarıyı sanırım bir şekilde hem psikolojik olarak hastada hem doktorda müthiş gelişimlere yol açıyor. Bahsettiğiniz gelişmelerin bir kısmı her derde derman olacak şekilde medyada anons ediliyor. Ve doğal olarak buna karşı duyarlı, çocuk sahibi olmayı çok isteyen çiftler tarafından pek çoğu araştırılıyor ve peşinden gidiliyor. Şunu bilmek gerekiyor ki, bütün tıp alanlarında olduğu gibi Cenk hocamın da bildiği üzere her şeye derman olan tedaviler yok. Seçilmiş hasta gruplarında işe yarayabilecek tedaviler var. Ve hatta bu ilan edilen tedavilerin bir kısmı maalesef etkisiz olduğu yıllar önce görülmüş, bırakılmış tedaviler oluyor. Bu nedenle bu tür haberler duyduğu zaman çiftlerin biraz daha sağduyulu davranması, soğukkanlı davranması gerektiğini düşünüyorum. O zaman basının da sağduyulu olması lazım. Tabii ki. Hekimlerine ve bilimsel kaynaklara güvenecekler bu konuda hastalarımız. Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz Erbil Hocam. Çok sağ olun. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkürler.